Bugün Antalya 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde Melek İpek'in ilk duruşmasını icra ettik. Uzun bir duruşma oldu. Mahkeme heyeti, başkan ve üyeler olmak üzere Melek'in savunmasını çok dikkatli, özenli bir şekilde aldı. Bir kısım tanıklar dinlendi. Maktulün annesi ve babası dinlendi. Ve 2 Nisan'a bir duruşma günü verildi. Şu aşamada gelinen nokta itibariyle Melek İpek'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz ilk günkü arkadaşlarımızla olan inancımız, heyecanımız neyse Melek İpek'in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı içerisinde bırakıldığına inancımız sonsuzdur. Ayın ikisinde yapılacak olan, yani 4-2 Nisan'da yapılacak olan duruşmada çok önemli bilgi ve belgeler dosyaya gelecek. Olayın yegane görgü tanığı olan Melek'in 2 tane evladı usul ve esaslara göre belirtilmiş olan pedagoglar eşliğinde dinlenecek. Adli tıpta rapor alan doktor dinlenecek. Bu gibi birkaç husus var. Durum bundan ibaret. Biz Melek bugün ifadesine başlarken her şeye rağmen kayınvalidim ve kayınpederimden başsağlığı diliyorum. Böyle bir olayın olmasını istemiyordum şeklinde. Yaklaşık ifade süresince hıçkıra hıçkıra yaşadığı gerçeklikleri anlattı. Bir kısım gerçekleri de biz orada ilk defa duyduk ve şok olduk. İlişkinin başlama şekil ve esasları zannediyorum medyaya da yansıdı. Üzücü, acı ama kısa bir gün verilmiş olması bizim açımızdan sevindirici. Mahkeme heyeti dosyayı önemsiyor ve hızlı yargılama usulüne göre süreci aksediyor efendim. Adalete güveniyorsun. Kızımın ve çocukların arkasından her zaman için. Allah kimsenin başına vermesin. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Malum zorlu bir süreç.